İyi akşamlar Türk milleti, iyi akşamlar Ver Yansın izleyicileri. Yine heyecanlı ve konuk etmekten onur duyduğum bir hocamızla birlikteyiz. Yani arada Sedat hocamızın vesilesiyle Meriç hocamıza ulaştık, ettik. Ben ta gençken, Meriç hocam sizi bir gençken izlerdim yani. Gençken ekonomi üzerine yorumlarınızı, programlarınızı izlerdim. Hoş geldiniz hocam. Onur verdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de bütün Ver Yansın izleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Meriç köy atasını kısaca bir gençlerimizin 20-25 yaşındaki gençlerimizin belki değil yani çoğunlukla apolitik bir gençlikle karşı karşıya olduğumuz için çok böyle duyarlı olmayan ama yeni yeni ısınan politikaya bu seçim süreciyle birlikte merak edenler için kısaca bir anlatabilir misiniz? Meriç köy atası kimdir? Nerede doğdu? Nerede büyüdü? Ne işler ürettik? Gençlerimiz de bir duysun hocam sizi. Tamam. Ben şimdi 1957 yılında İzmir'de doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi İzmir'de aldım. Devlet okullarıdır hepsi. O bizim zamanımızda ortaokul lise eğitimi şu anın neredeyse üniversitesine denk diyeceğim. Yüksek kaliteli öğretmenlerimiz vardı, hocalarımız vardı. Daha sonra üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi Ekonomi bölümüne girdim. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdim. 1980 yılında. Sonra 1980'de tabii darbe olunca gazeteler siyasetten çok ekonomi yazma ihtiyacı duydu. Tabii bir de Türkiye'de ekonomide bir dönüşüm vardı, 24 Ocak kararları. Dolayısıyla ekonomiden anlayan gazeteci ihtiyacı doğmuştu. Ben tam bankacı olacakken gazetelerde böyle çıkan ekonomiden anlayan muhabir yetiştirmek istiyoruz ilanı ile İzmir'de Yeni Asır'da gazeteciliğe başladım. Sonra İzmir Hürriyet, sonra İstanbul'da Hürriyet'in ekonomi servisinin başına geçtim. Ekonomi servisini yönettim. Daha sonra Star Televizyonu kurulduğu zaman Türkiye'nin ilk özel televizyonu, oraya yorumcu olarak girdim. Ondan sonra da çeşitli gazetelerde, televizyonlarda, ekonomi, siyaset alanlarında hem yöneticilik yaptım, hem köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yaptım. Onun dışında işte bizim aldığımız eğitim hem aile içi hem lise yıllarında Atatürk'ün ilke ve devrimlerini önceleyen bir eğitim sistemiydi. Öyle yetiştik. Öyle de kendimizi geliştirmeye gayret ettik. Diğer taraftan bende bir şapka daha var. Amatör olarak başlamıştım ama daha sonra onu da profesyonel diye çevirdim. Aynı zamanda ben yat kaptanıyım, kaptanım. Yani hem Oo, çok denizci güzel. hem iktisatçı, iki böyle şey var, iki diploma var. Bir de işte amatör olarak da müzikle uğraşıyorum. Denizde bir uğraşı olanı Cem Gürdeniz inanılmaz seviyor hocam. Yani Cem Gürdeniz kim deniz diyorsa hemen oraya bir radarları çeviriyor. İnanılmaz bir böyle bir deniz aşkı var Cem Gürdeniz'de de. Şöyle bir şey var. Denizci olunca insan dünyaya bakış açısı değişiyor. Yani ben daha sonra bir Denizde Yaşamak diye bir kitap yazmıştım. O kitapta bir bölüm var. Denizci gibi düşünmek. Yani denizciler herkesten daha farklı düşünür. Çünkü olayın bütün yani radarları her taraftan çalışır. Sadece A planı değil, sadece B planı değil, A, B, C, D, E bütün planlar hazırdır denizcinin kafasında. Çünkü deniz şakaya gelmez, doğa şakaya gelmez, doğayla mücadele edilmez, doğaya uyum gösterilir. Denizciler de bunu en iyi yaşayan, birebir yaşayan insanlar olduğu için her olaya 360 derece perspektiften dolaşarak bakma yetenekleri oluşur denizcilerde. Mesela Türkiye'de genelkurmay başkanları arada bir iki tane deniz kuvvetlerinden yetişmiş olsaydı bilerek veya bilmeyerek karşı devrime hizmet etmezdi Türk Silahlı Kuvvetleri.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de en entelektüel sınıfı oluşturan kadro Deniz Kuvvetleri'nden çıkıyor hakikaten hocam. Yani amirallik sınıfı Yani ayrı bir bütün şey. dünyada öyle. Aynı. Yani Türkiye'de de öyle. Bütün dünyada da öyle. Ya denizciler farklı bakar her şeye. Hocam yapacağımız programlarda sizden isteğimiz, özel isteğimiz de olabilir. Hayat tecrübenize ve hatıralarınıza dair de anekdotları, onları bize aktarırsanız sizin yaşamınızdaki işte ilkokuldan ortaokula ya da politik yaşam içerisindeki o işleri güçleri de arada nakşedeceğinizi düşünüyorum. Buyurun hocam, cumhuriyet diyoruz, cumhuriyet ekonomi Memnuniyetle. politiği dedik. Bugün cumhuriyetin durumu nedir? Dün neydi? Söz sizde, nereden başlayıp nereye getireceğinizi tamamen sizin inisiyatifinizde dinliyoruz sizi hocam. O zaman şöyle bir çerçeve çizelim isterseniz bu ilk program. Daha sonraki programlarda da bugünü ve geleceği değerlendiririz. Şimdi cumhuriyet nedir diye başlarsak esasında çok da kısa özetlersek bugünleri daha iyi anlarız. Şimdi bugün geldiğimiz nokta şu. Bugün Türkiye Devleti kuruluş felsefesinden uzaklaşmış bir yapıda. İki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında kendisini tanımlayan özellikler tamamen ne diyelim çiğnenmiş, çöpe atılmış vaziyette. Yani biz laik bir ülke olduğumuz, laik bir devlet olduğumuz sadece anayasada yazıyor. Ama maalesef ayaklar altına alınmış durumda. Sosyal devlet olduğumuz anayasada yazılıyor. Maalesef bir sömürge ülkesinin dibine kadar sömürülen büyük bir çoğunluğu oluşturan bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla cumhuriyette tanımlanmış hukuk devleti miyiz? Hayır, hukuk devleti değiliz. Parlamenter bir sistem mi var? Bir parlamento var. Ama parlamentonun hiçbir yetkisi yok. Dolayısıyla anayasada tanımlanmış hiçbir özelliklerin tamamı yok. Türkiye'nin tanımlanmış bir tek sınırları değişmedi ama o sınırlarda yol geçen hanına döndü. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği nokta karşı devrim tarafından bütün kurumlarıyla çürütülmüş bir noktaya geldik. Çökertilmiş bir noktaya geldik. Dolayısıyla yani kuvvacıların Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan bütün herkesin artık bu saatten sonra ben ne yapabilirim de bu gidişi durdururum diye elini taşın altına koyması lazım. Hatta eli yetmez vücudunu taşın altına sokması lazım. Birileri gelir bizi kurtarır demeden, birileri gelir bizi kurtarır ucuzluğuna veya ne diyelim tembelliğine düşmeden mutlaka tavır koymamız lazım. Çünkü ortada bugün karşı karşıya bulunduğumuz noktada bir işte hani çoğunluk olarak söylenen bir ikili bir ittifak var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Tamamen karşı devrimi yapıyor ve Türkiye'de içinde de üstelik adına milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti var. Türkiye Cumhuriyeti'ni ümmetçi bir yapıya çeviren, federal İslam devletine çeviren bir düşüncenin peşinde koşan bir ittifak ve devleti tanınmaz hale getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasındaki tanımlanan devleti tanınmaz hale getirdi. Öbür tarafta da karşı devrimcilerle, yani karşı devrimin fraksiyonları diyelim veya onların uzantılarıyla kol kola girmiş, Atatürkçülüğü unutmuş bir başka ittifak var. Yani Türkiye iki kutuplu bir çıkmaza mahkum edilmeye çalışılıyor. 40 katırla 40 satır arasında tercih edilmeye çalışıyor. O zaman bizim direnmemiz lazım. Kuvvayi Milliye'nin, Atatürk'ün direnmesi lazım. Şimdi bugünkü şeyin ne diyelim devlet toplum yapısının çok kısa bir özeti. Ekonomik olarak da söylersek işte yarı sömürge bir ülkeyiz. Yolsuzluk hat safhaya geldi. Yani hat safhada zaten her gün yeni bir yolsuzlukla karşı karşıya kalıyoruz. Duydukça böyle şaşırıyoruz. Sonra şaşırmaktan vazgeçiyoruz, alışıyoruz.
toplumun %85'i yoksulluk sınırının altında kalmış. Orta sınıfı yok olmuş. Ekonomik olarak da tamamen borç batağına saplanmış, büyümeye çalıştıkça fakirleşen, bir zehirli büyüme tuzağının içerisinde borç batağına saplanmış bir ekonomik yapı. Şimdi biz buradan bir araya niye girelim, bu hale seyircilerimize şunu da hatırlatmakta fayda var. Sayın Meriçköy atası aynı zamanda siyasetin de içerisinde Doğru Parti'nin genel başkan yardımcılığı yapıyorsunuz. Doğru mudur hocam? Evet, Doğru Parti'nin ekonomiden, evet, Doğru Parti'nin yani ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. İnsanlar dinlerken ekonomiye dair bu ittifak ne yapacak, ne edecek diye düşünürken hani çözüm önerisini ya da çözümün uzmanlarının kimler olduğunu da görsün etsin istiyorum. Yani salt derdimiz varyansın olarak da haber doğru haberciliğin dışında milli bir iktidar formülünün nasıl kurulacağı, kimlerden oluşacağı, bunun cumhuriyeti geri inşası için çok elzem olduğunu duyarlılığıyla hareket ediyoruz. Onun için bütün siyasi kimliğinizi ya da bütün pozisyonu istediğiniz gibi istediğiniz yerden konuşabilirsiniz hocam. Yeter tamam. Ki milli ekonominin unsurlarını inşa edeceğimizi gösterebilelim geniş kitlelere. Şimdi biz onun çerçevesini 2 yıl önce Doğru Parti olarak hazırladığımız yol haritasında şöyle bir göstereyim. Evet, çizdik. Arkanızda bu yol haritası, evet arkada da var. Bu yol haritası öyle şeyin altılı masanın mutabakatı gibi akıl ellerine ne geçtiyse içeri atılmış bir çuval diye bir model oluşturan bir modeli var. Model ne? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini çağımız şartlarına, günümüz şartlarına göre yorumlayan bir ekonomik siyasi kalkınma hedefini koymak. Şimdi burada nedir iş? Bu programa girdiğimiz zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani Gazi Mustafa Kemal'in öncelikle istersen buraya gelmeden önce birinci soruda bir hani sorunun bir tarafında hani cumhuriyet nedir demiştik ya. Oraya bir kısa evet. Özet yaparsak şimdi anlatacaklarım çok daha net kavranabilir. Yani çünkü topsuz neden hocam, Mustafa Kemal'i nasıl yorumlayacağız? Şimdi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında dağılmış bir Osmanlı Devleti üstüne kuruldu. Peki 600 yılın aşağı yukarı 350-400 yılı ihtişamlı giden bir Osmanlı İmparatorluğu nasıl oldu, parçalandı? Bilimden koptu. Efendim şeriat yönetimi yobazların egemenliğiyle bilimden uzak bir sistemle idare edildiği için Batı'nın yaşadığı Rönesans'ı, reformu, bilimi, teknoloji ve sanayi devrimini ıskaladı. Bunun sonucu zayıfladı, çöktü. Batı dünyası sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan yeni kavramlar yani 19. ve 20. yüzyılın yeni kavramları nedir bu? Ulus devletler, milliyetçilik. Şimdi buradaki milliyetçilik derken bir ırkçılıktan bahsetmiyoruz. Krallıkların, derebeyliklerin ulus devlete oturması. İşte Fransa, Almanya, İngiltere gibi cumhuriyetlere dönüşmesi. Ha İngiltere krallık olarak devam ediyor ama demokrasiyi kabul etmesi veya demokrasiyle yönetilmesi. En temel insan hakları. Şimdi bütün bu oradaki yaşanan devrimler esasında çok genç bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok etkiliyor. Düşünsenize o dönem hem cephede savaşırken okuduğu kitaplar listesine baktığınız zaman Fransız devriminin nasıl geliştiğini, oluşan yeni devlet akımlarını, aydınlanma devrimlerini en ince detayına kadar takip eden bir genç subay görüyorsunuz. Hem safhaşı hem bir nesil dünya görüşü oluşturuyor. Şimdi bu bir din tarım imparatorluğu üstüne yeni model kuruyor Mustafa Kemal Atatürk. Nedir? Cumhuriyet diyor. Tamam ama modern cumhuriyet ama
kurduğun toplum Osmanlı'nın tebaasına, ümmete dayalı, vatandaşlık bilinci oluşmayan, kulluk bilinciyle bir toplum. O zaman bir taraftan cumhuriyeti kurarken öbür taraftan da toplumu 20. yüzyıla taşımak lazım. Çünkü o din tarım imparatorluğunda bu köylü toplumun okur yazarlığı ne? Bütün Osmanlı'daki okur yazarlık %10 seviyesinde, ama bunun yani neredeyse tamamına yakını, hepsi olmasa bile tamamına yakını Hristiyan azınlıklar ve işte İstanbul, İzmir gibi şehirlerde yaşıyor. Kırsal kesimde okuma yazma veya Türkler arasında, Türk nüfus arasında okuma yazma oranı %3'ü bulmuyor bile. Yani cahil kalmış, okuma yazmaktan uzak kalmış, Rönesans, Reform, bütün aydınlanma devrimlerini yaşamamış bir toplumu ümmet kavramı ve kul, yani ümmet ve kul kavramındaki bir toplumu siz milliye çevirmek zorundasınız. Dolayısıyla aydınlanma devrimlerinin hedefi ümmetten millete geçiş ve kulluktan yurttaşların eşitliği kavramına geçiş. Eğer siz bunu başaramazsanız o zaman cumhuriyet topal kalır. Cumhuriyeti tanımlarken şöyle bir cümle edebilir miyiz? Cemaat toplumundan, cemaatler toplumundan cemiyetler toplumuna geçiş. Yani örgütsel teşkilatlara geçiş. O bireyin özgür düşünmesinin önünün açılması diyebilir miyiz cumhuriyet için? Tabii cumhuriyet ve aydınlanma devrimlerinin olmazsa olmaz şartından bir tanesi bu. Dolayısıyla siz bir taraftan cumhuriyeti, yani bir hukuki yapı olarak monarşiden cumhuriyete geçerken, mutlak monarşiden cumhuriyete geçerken, öbür tarafta da kullukta ve her şeye razı olan kulluk sisteminden ve ümmet sisteminden yurttaşların eşitliği bilinçli ve kurduğunuz çağın gereklerinde kurulan devletler artık ulus devlet modeli. Dolayısıyla siz ümmetten millet yaratmanız lazım. O millet var zaten. Yani şimdi Osmanlı demiyor ki kimse. Osmanlı hanedan. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan yüzlerce yıl önce de Avrupa konuşulduğu zaman, daha işte Viyana'da konuşulduğu zaman kaçın Osmanlılar geliyor demediler ki. Kaçın Türkler geliyor. Türkler geliyoruz. Evet. Şimdi siz bir ulusu sindirmişsiniz, ümmete çevirmişsiniz ve bireyleri de kula çevirmişsiniz. Dolayısıyla şimdi Atatürk'ün yaptığı aydınlanma devrimlerini toplumun 20. yüzyıla çağrılması diye düşünmemiz lazım. Şimdi o zaman bu aydınlanma devrimleri de ben 3 temel kolon üstüne oturtmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Niye? Daha iyi anlayabilelim, daha iyi kavrayabilelim diye. Bir tanesi ne? Cumhuriyetin hukuki yapısının kurulması. Yani özellikle işte 1900, hani 20'de savaş başladı, işte meclis kuruldu falan, ama özellikle 22 ve 23'ten itibaren yasalar çıkartıldı, saltanat kaldırıldı, işte medeni kanun, aklınıza gelen birçok yeni yasalar. Bu cumhuriyetin, evet, özellikle tedrisat çok önemli kanunlardan bir tanesi. Cumhuriyetin hukuki altyapısını oluşturan bir bölüm aydınlanma devrimlerini. Ve bunu yaparken tabii yine meclis ön planda, bakın Atatürk hiç savaşta da barışta da hiçbir kararın tek başına almadı. Bütün kararların arkasında meclis iradesi var. Meclis karşı çıktığı bütün konularda da gidip meclisi ikna ederek kararları aldı. Saltanatın kaldırılması konusunda en yakın 5 silah arkadaşının müthiş muhalefetine rağmen, ki Nutuk'ta bunların hepsi yazıyor, müthiş muhalefetine rağmen meclisi ikna ederek kaldırdı. Hiçbir şeyi ben yaptım oldu demedi.
Demek ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü ve yönetim biçiminin cumhuriyet olması daha ta savaş döneminde bile var. 1920'de meclisin kurulmasıyla. Şimdi bu yapıyı oluştururken en önemli silahı öğretmenler oldu. Bu birinci yapı. İki, esasında her kolonda öğretmen ve eğitim çok önemli. Çünkü toplumu dönüştürmek zorundasınız. Yani bir köylüler ülkesinden, din tarım ülkesinden sanayileşen, yani sanayi devrimini ıskalamış bir köylüler ülkesinden hem çiftçi yaratacaksınız, hem sanayileşen bir ülke yaratacaksınız ve toplumu çağa uyduracaksınız. Devrimlerin amacı o. İkinci kolona baktığımız zaman, ikinci kolonu da kendi içinde ikiye ayırıyorum. Ekonomi ağırlıklı. Bir tarafta sanayileşme hamlesi var, bir tarafta da kırsal kesimde genişleme var. Şimdi köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir sözünün arkasında yatan temel gerekçe, şimdi sürekli ve aynı zamanda yurtta sulh, cihanda sulh. Bu ikisini beraber düşünün. Zaten aynı dönem söylenmiş. Yani köylüye bir mesaj. Sen artık savaşmayacaksın. Seni savaşa göndermekten kurtarıyorum, barış ortamı sağlıyorum ama sen de üretken bir çiftçi olmalısın. Bunun için de ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu vaattir. Köylü milletin efendisidir diye. Çünkü Osmanlı'ya baktığın zaman savaşmaktan, yani son 100 yılın 56 yılı veya 60 yılı savaşarak geçiriyor Osmanlı. Diğer ülkelerde bu şey 15'er yıl. Yani Rusya en fazla savaştığımız. Dolayısıyla tarım, çiftçi verimli üretim yapamıyor. Bir, eşkıyalar var. Üretimden vazgeçmiş. Üç, tarımda makineleşme yok. Sanayileşmeyi pas geçmişin. Sadece küçük işte Müslüman olmayan azınlıkların ne diyelim tarım makineleri olan çiftlikleri var. O nedenle bir Atatürk çiftçi yaratma, çiftçi oluşturma, yani köylü toplumunu çiftçiye dönüştürme hedefi var. Ama bunu yaparken sanayileşme olmadan tarımın da kalkınamayacağını gördüğü için şimdi sanayileşme hamlesi başlıyor. Aydınlanma devriminin ikinci kolonu budur. Nedir o? İzmir İktisat Kongresi'nde bir hani karma ekonomik model var ama özel sektörü de yok ki. Yani sanayi de devralmamış ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan. Özel sektöre bıraksak daha 200 yıl boyunca bir sermaye birikimi oluşturmaya çalışacağız. 1929 dünya bunalımında da tecrübe ederek planlı kalkınma modelini seçiyor. Ve birinci ve ikinci sanayi planı var. Peki özelliği ne bunun? Hiçbir şey yok. Sermaye birikimi yok Osmanlı'dan devraldı. Borç almak da istemiyor çünkü Osmanlı'nın batışı borçlu olmuştur. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir ifade var. O zaman kendi kaynaklarında büyüyecek. Kendi kaynağın ne? Pamuk. Kendi kaynağın da narenciye. İncir, üzüm. Şimdi incir, üzüm, pamuk, tütün, narenciye. Evet. Biz narenciye satarak, Rusya'ya narenciye satarak ağır sanayi kurduk. Doğru. 1932 yılında. Mesela tarımda şeker fabrikaları kurulacak. Müthiş tartışmalar yapılıyor. İşte deniyor ki ya diyorlar işte pancardan şeker üretmek yerine daha ucuz şeker kamışından şeker yapalım. Konuşuyorlar, araştırıyorlar. Bakın bilim yok, bilmem ne yok. Yani devraldığım miras bu. Sonuçta diyorlar ki şeker kamışı ancak Çukurova bölgesinde yetişebilir. Oysa Çukurova bölgesi ve o bölge, yani Çukurova, Mersin, narenciye ve pamuk üretimiyle Türk sanayinin oluşmasına, sermaye birikimine ve sanayinin oluşmasına kaynak aktaracaktır. O yüzden biz Anadolu'nun başka yerlerinde ekilebilecek
şeker pancarına yönelmek zorundayız. Bakın nasıl bir müthiş bir model tanımlaması var. Şimdi bugün altılı masanın şeyine bakıyorsun, ellerine gelen her lafı atmışlar çuvala. Bir söyledikleri bir söylediklerini tutmuyor. Acaba biz şekeri daha ucuz yapmak için şeker pancarı yerine şeker kamışını tercih etsek, evet, ama o zaman öbür sanayi, Adana bölgesini pamuğu, narenciyi yok ederiz, ağır sanayi kuramam diyor. Bugün ne yapıyor bu liberal ekonomistler, liberal ekonomik düzen ve altılı masanın programındaki şey, Adana'yı bırak canım, çöp endüstrisi, Avrupa'nın çöpünü ayrıştırma. Yani evet. Utanıyor insan. Utanıyor. Şimdi bu tercihler yapılırken müthiş bir şekilde yine kentleşme ve fabrikalar. Peki kurulan fabrikalar fabrika mı? Sadece fabrika değil. Yani o Süberbank'tır, demir çeliktir, şeker fabrikalarıdır. Kurulduğu ilçelerde, illerde aynı zamanda imar planları yapıyor. Aynı zamanda modern kentleşme sağlıyor. Aynı zamanda sosyal konut projesi geliştiriyor. Aynı zamanda sanatı geliştiriyor. Aynı zamanda tiyatroyu geliştiriyor. Aynı zamanda müziği geliştiriyor. Yani bir kentleşmeyi de beraberinde getiriyor. Şimdi ekonomi ve sanayileşme dediğimiz hareket kentleşmeyi beraberinde doğurdu. Sanayi devrimi. Dolayısıyla Atatürk'ün bir üçlü davranış biçimi var. O zaman ifade ettiği şeyle, cümleyle iktisadiyat, marif ve nafia, yani ekonomi, eğitim ve kentleşme. Bu üçü birbirinden ayrılamaz. Biz bugün ne yapıyoruz? Kentleşme diye İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın etrafında hantal, devasa kentler oluşturduk ama hiçbir şekilde ekonomik verimliliği olmayan, insan hayatını kolaylaştırmayan devasa büyük kentler. Kopmuşuz. Dolayısıyla şimdi ikinci ayak bu sanayi devrimi ve gayet de güzel gidiyor. Fakat üçüncü ve en önemli ayak Cumhuriyet'in ve aydınlanma devrimlerinin nüfusun %85'ini oluşturan kırsal kesime girmesi. Atatürk 1900, bakın daha Cumhuriyet ilan edilmeden itibaren 1922 yılından beri hep toprak reformu, toprak reformu dedi. Hatta daha sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1938'e kadar işte her sene meclis açılışında konuşma yapar Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. 3 defa, bakın diktatör olsa rica mı eder? 3 defa meclise toprak reformunun çıkartılması için çağrıda bulundu. Şimdi aydınlanma devriminin kırsal kesime girmesi için bir toprak reformu yapılacak, iki köylü çiftçi haline getirilecek. Köylü çiftçi değil çünkü. Çok ilkel şartlarda üretim yapılıyor. Üretim verimliliği çok düşük. İlk hedef de 200 bin aileyi çiftçi yapmak. Program hazır. Yani işte küçük boy, orta boy, büyük boy diye toprak tanımlaması yapılıyor. 300 dönüme kadar, 30 dönüme kadar olan bölümler diye. Ve bunu da mutlaka eğitimle beraber götürmek. Daha sonra karar Atatürk döneminde alınıyor ama Atatürk'ün ölümünden sonra devreye giren köy enstitüleri var. Bu dönemde karşı devrim en büyük şiddetini gösteriyor. Hem toprak ağaları, toprakları kaybetmesin diye. Ama sadece toprak kaybı değil, köylü bilinçlenmesin diye. Çünkü devlete ait topraklar da burada dağıtılacak. Onun elinden toprak alıp verilmeyecek. Ama ne oluyor? Ağa diyor ki beni dinlemeyen köylerdeki ve mahallelerdeki mahalli lider, imamlardan çıkacak, öğretmenlere geçecek. Ve köy enstitülerin modeli. Köy enstitülerin modeli maalesef
çok ciddi bir şekilde karşı devrimin hedefi oluyor. Ve maalesef, Atatürk'ün ölümünden sonra karşı devrim, bakın hani köy enstitüleri Demokrat Parti kapattı, son darbeyi Demokrat Parti vurdu. Köy enstitüleri 1942'de çok iyiydi fakat 44'ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri dahil Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde o ayrılıkçı sonra Demokrat Parti'yi kuran kadro, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalan kadro, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri, genelkurmay başkanı Kazım Orbay, yani Karabekir'den sonra Kazım Orbay dahil bütün herkes İnönü'ye bunlar komünist yuvası kapatın şimdi diye baskı yaptı. O arada şeyi de hatırlatmakta fayda var galiba hocam. O 1945'lerle İsmet İnönü ile birlikte Amerika ile olan ordu anlaşmaları, Amerika'dan ilk yardımların, ilk işte hibelerin alınışı, başka bir organik yapı devreye giriyor. Yani karşı devrim aslında Adnan Menderes'lere fatura edilecek iş değil. Karşı devrim Mustafa Kemal'in ölümüyle birlikte gerçekleşen bir süreçte başlıyor. %100 doğru bir tespit. Şimdi oraya geliyordum. Lafı hani der ya, karşılıklı sohbette insanlar birbirini lep demeden leblebiyi anlıyoruz karşılıklı konuşurken. Ve böylelikle hoş oluyor sohbet. Şimdi oraya geliyorduk. Hani ben baştan ne dedim biliyorsunuz ilk. Yani ordumuzu seviyoruz ama bilerek veya bilmeyerek Türk Silahlı Kuvvetleri de karşı devrime alet oldu. Bakın bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru, iki tane büyük kurucu unsuru var. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Benim o gurur duyduğum iki eserim var diyor. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Peki kim bu karşı devrimde en önemli darbeyi doğmadan, yani aydınlanma devriminin en önemli ayağı, çünkü nüfusun %85'ine gidecek. Kim vurdu darbeyi? Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunların ikisi de Cumhuriyet'in kurucu unsuru. Bilerek veya bilmeyerek. Yok efendim 1947 yılında Stalin'in toprak talebi bahane edildi bir. İkincisi 1944-45 yılında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra beş parasız kalan, yıkılmış, harap olmuş Avrupa'ya Amerika yeniden imar için müthiş bir şekilde ne diyelim kredi musluklarını açtı, yardımları patlattı. Bu yardımlardan biz de faydalanalım, bir kaynak alalım. Ya Lozan'da İsmet İnönü ile Curzon arasındaki tartışmayı hatırlar mısınız? Kapitülasyonların kaldırılmasıyla ilgili şeyle İsmet İnönü direniyor. Diyor ki yarın öbür gün beş parasız kalıp bana geleceksiniz. Biz de size borç vermeyeceğiz. Yani borç isteyeceksiniz. O zaman bunları göstereceğim diye. Şimdi bu kadar dış borç ve dış yardımdan korkan, daha doğrusu sonuçlarının ne olduğunu bilen bir kadro nasıl oluyor da 1947 yılında o Marshall yardımını kabul ediyor. Nasıl oluyor 1947 yılında, yani Lozan kahramanı İsmet İnönü nasıl oluyor da 1947'de Amerika ile savunma anlaşması yapıyor? Ve bu savunma anlaşması, Marshall yardımı, ondan sonra Amerika'nın gönderdiği Turnbrook diye bir adam var Türkiye'ye. İki ayrı rapor yazıyor. Turnbrook raporu diye meşhur. O rapor Türkiye'nin emperyalizme teslim olması raporudur. O raporun sonunda da, yani sadece Marshall yardımı değil, tamamen o sanayi devrimi de bitiyor. Peki sonuç nüfusun %85'lik kesimindeki aydınlanma devrimi çalışmadı. Doğmadan öldü. Ulus bilincinden yoksun bu kitle ne yaptı? Mesleki yeterlilik yok. Ulus bilinci oluşmamış. Çiftçi olamamış. 1950'li yıllardan itibaren büyük kentlerin etrafına niteliksiz iş gücü olarak geldi. Köylü desen köylü değil, çiftçi desen çiftçi değil, işçi desen işçi değil. Ümmet ve kulluk zihniyetiyle devam eden aydınlanma devrimini bitmiş bir kitle. Hala bugün Türkiye'de yaşadığımız birçok sorunun arkasında hep eğitim, eğitim, eğitim diyoruz ama işte eğitime bu gözle bakmamız lazım.
Eğitim insanların, bakın, insanların sadece ekonomik aktivitesinde verimliliğini arttıracak bir unsur olarak düşünmemeliyiz. Özellikle biz. Niye? Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra toplumu 20. yüzyıla taşıyacak aydınlanma devrimlerini tamamlayamadık. Toplum 20. yüzyıla giremedi. Bugün hala giremedi. 21. yüzyıla girdik takvimlerde. Biz Cumhuriyeti kurduk. 20. yüzyıla girdik ama toplum olarak Cumhuriyet'in 20. yüzyıla girişini hala sağlayabilmiş. Şöyle diyebilir miyiz? Hala ümmetsiz niyet içeride. Yani Türk milleti aslında, Türk milleti Cumhuriyet'i tanıyıp yaşayıp da entelektüel hayatına ilişkin o dönüşümü sağlayamadığından Cumhuriyet'i aslında taban olarak benimseyip kavrayamadı. Yani yarım kalan, kadük kalan bir uygulama sonucunda Cumhuriyet'le arasında zamanla mesafe koyan odaklar çok daha güçlü bir algıyı yarattılar. Yani millet Cumhuriyet'in zenginliğini yaşayacak. Tekirdağ'ın çocuğu keman çalmaya başlayabilseydi, atıyorum Diyarbakır'ın çocuğu heykel ve müzik yaparken aynı zamanda domates üretmeyi ve sütçülüğü bilseydi, Cumhuriyet tamam diyecektik. Oraya gelemedik değil mi hocam? Evet ya, çok doğru tespit. Yani şu anda Doğu Anadolu'nun çocuğu Göğe Enstitüsü'nde eğitimin yanı sıra keman çalmayı da öğrendi. Evet. Okudukları, ders dışı okudukları kitaplar, bütün klasikleri okuyorlar. Tolstoy'u okuyorlar. Her şeyi okuyorlar. Bütün o klasikler. Edebiyatla da ilgileniyorlar. Müzikle de ilgileniyorlar. Tarımsal üretimi de biliyorlar. Şimdi siz bunu yapmayınca koptu. Yani devlet toplum diyalektiğini kopardı. Peki toplumu ve devleti ileriye taşıyacak olan şey ne? Toplumun örgütlendikçe razı olmayıp taleplerini arttırması. Nedir bu? Nedir bu talep? Yani şimdi en temel insan hakları neyle konuşuluyor? Barınma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı. Bunlar, evet, ne diyelim, işte Fransız devrimiyle ortaya çıkmış haklar. Peki biz hala orada diye, biz hala konuşurken kul hakkı yeme. Ya bir dakika, ben yurttaşlık hakkımı kullanmam lazım. Şimdi kul hakkı dinsel bir kavram. Hala bak, en ilericisinin bile ağzında kul hakkı var. Ne demek kul hakkı? Benim yurttaşlık hakkım var. Şimdi öyle bir hale geldik ki biz yurttaşlık hakkını daha da ileri taşınmamız gerektiğini düşünüyorum ben Doğru Parti olarak. Ve eğitim modelinde buna göre kurmamız lazım. İşte buradan dersek, şimdi bu özetin üstüne ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz yarım kalmış aydınlanma devrimlerinin öksüz çocuklarıyız şu anda. Çok güzel bir tanım. Yani yarım çok kalmış aydınlanma devriminin öksüz çocuklarıyız. Yapmamız gereken şey bu aydınlanma devrimlerini tamamlamak. Şimdi bizim, tekrar göstereceğim. Şu yol haritası ciddi bir modeldir. Yani bunun içerisinde müthiş bir, hem Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurmanın siyasi devlet yapısı tanımlanmıştır. Ama esas olarak da aydınlanma devrimlerini ve ekonomik dönüşüm ve ekonomik yapısal değişim çok ciddi bir model olarak kurulmuştur. Ne var şimdi bu modelde? Şimdi altılı masa diyor ki 2400 madde demiş. Hiçbiri birbiriyle ilgisiz, dünya kadar şeyi kulağa hoş gelen ne varsa atmış içeri. Ama tamamen ekonomik olarak analiz ettiğinizde kulağa hoş gelen vaatleri bir tarafa bırakırsanız, yine şeyci, ne diyelim, Kemal Dervişçi, Ali Babacancı, Dünya Bankacı, neoliberal ekonomik politikaların makyajlanmış halini görüyoruz orada. Bir model de yok. Tamamen ben de öyle tanımladım hocam. Dervişin bir, çocuklarının programı diye. Dervişin çocuklarının programı diye. Makyajlamışlar. Şu güzel lafları söylemek, sıralamak çok kolay. Gidersin, sen ne istiyorsun? Bunu istiyorum. Tamam, sen ne istiyorsun? Ama bir model yok. Şimdi bizim kurduğumuz model şu.
İlk Tam önce. burada o zaman şöyle devreye gireyim hocam. Son işte bir iki dakikamız. Bizim kurduğumuz modele girmeden önce bu hafta burada bırakalım. Haftaya öyle güzel bir giriş, öyle güzel bir, öyle de berrak anlattınız ki hocam. Hakikaten ben sizi dinlerken ederken o tarih gözümüzün önünde canlandı ve şu duyguyu oluşturmak o kadar önemli ki hocam. Evet, biz yapmışız. Bizim atalarımız bu işleri en yokluğun içinde kurmuş, yapmış. Ket vurulmuş, yarıda kalmış ama tamamlama etme mirası, birikimi, külliyatı elimizde. Şimdi biz ne yapacağız, edeceğiz önümüzdeki süreçte? Hangi kadrolarla neleri inşa edeceğizi haftaya bırakalım diyorum. Çok, çünkü bir iki cümleyle, iki üç işte cümleyle Oldu geçiştirmeyelim. iş değil. O Her zaman haftaya şöyle da. diyelim. Her Buyurun hafta hocam. yapalım. O zaman şöyle tamamlayabiliriz. Yani çizdiğimiz bu yarım kalmış aydınlanma devriminin üzerine bizim yapmamız gereken şey Atatürk ilke ve devrimlerine. Bakın o günkü şartlarda değil. Günün bugünkü şartlarda yorumlamak. Mesela niye o günkü şartlar değil reddediyoruz? Çünkü o dönem dünyada konvertibilite yoktu ama bugün konvertibilite var. Sabit kur rejimi yoktu. Bugün piyasada belirleniyor. Siz şimdi tekrar oraya dönemezsiniz. Ama o zaman ne yapacaksınız? Bugüne yorumlayacaksınız. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Benim söylediğimle bilim değişiyorsa, çelişiyorsa bilimin dediğinden. O Evet. zaman bize düşen bilimin ışığında çağın gerekleri neyse Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri. Ne o? Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimdir. Bu iki temel ilkeyi al ve günümüz şartlarına bütün o söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün utandığı Atatürk'ün altı o ilkelerini gel yeniden yorumla. İnanın çıkış yolu işte orada, modelde orada. Önümüzdeki hafta bunları bu çerçevede değerlendirelim. Hocam çok teşekkür ederiz. İnanılmaz mutlu oldum ve inanılmaz çok daha kuvvetli, diğer yaptığım ya da yapacağımız programlarda da çok daha kuvvetli bir dayanak. İşte Cumhuriyet, işte Cumhuriyet'in aydınları. Hani tamam gençlik, kadın falan diyoruz ya. Bu birikim o kadar kıymetli ki bizim önümüzü açacak. Bizim pusula gibi bakacağımız aydınları görmek, bu toprakların, Cumhuriyet'in çocuklarını. İçimizi, enerjimizi 100 kat, 1000 kat çıkartıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Haftaya aynı gün, aynı Ben saatte, teşekkür bir ederim. saatlik olmak üzere. İnşallah seçim sürecine kadar aralıksız, soluğumuz yettikçe, gücümüz yettikçe yapmaya devam edeceğiz. Seçimden sonra da bu işleri, Cumhuriyet Savaşı'nı ömrümüzün sonuna kadar vermeye and içtik. Umarım hep beraber bu işleri güçlü bir şekilde yapacağız hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bütün Varyans'ın izleyicilerine de tekrar sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sevgiler, selamlar bizden. Ellerinizden öpüyoruz hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.